Merhaba, Net Offside diyeceğiz. Mutfaktayız. Masterchef Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Şefim hoş geldin. Hoş bulduk Okay abi. Bak bak bak. Burak bak evet. Bak. Hoş bulduk bak. Hemen kabullendi şef. Ne yapayım abi sana? Ne yapayım abime diyordu ya. Ne edeyim abi? Bana patlıcan musakka yapar mısın? Çok severim ya. Olur. Yapar mısın yemekle hakikaten? İsmimle özdeşim. Ali Nazik yapayım abi sana? Ali Nazik. Ali Nazik. Patlıcanlı yapar güzel. Mısın? Yok canım yapamam. Ama öyle bir şey ki abi sana Ali Nazik. Abi Ali Nazik falan deyince Gaziantep aklıma geldi. Eskiden Gaziantep'e maça gittiğim zaman çok mutlu olurdum. Of. Sabahın köründe hatta bir gün öncesinden herkes Gaziantep konuşurdu. İşte yemek falan yersin. İşte bir gün yemek yiyip giderdim falan. İki gün aç durursun gidersin. Hem yemekler güzeldir hem şehir böyle otantiktir. İnsanlar futbol için delirirler, stat. Ya 12 maçları vardı eskiden. 12 maçları ağzına kadar dolu olurdu. Bir gün hiç unutmuyorum. Feyyaz Hoca'yla o zaman oynuyor son dönemleri artık. Şöyle bir şey karşılaştık. Ben kadro almaya indim aşağıya. O zaman kadrolar gelmiyor tabii. Şöyle yaptı. İzleyicilerden özür dilerim. Abi 12'de maç mı olur daha? Yarım saat önce uyandık dedi. Hakikaten 12'de maç mı olur abi? Yani o kadar keyifliydi. Şimdi bakıyorum Gaziantep maçına. Yani evet tribünlerde bir şey var Fenerbahçe maçında ama şehirde o hava yok falan. Antep'e gittim geçen. Hani kimse takımla ilgili, futbolla ilgili konuşmuyor. Bir tuhaf olmuyor. Yani futbol, yani futbolu farklı yapan şehirlerin kendine has özellikleriydi. Oyunculardı mesela Marcelo, Hasan, Ayhan Akman falan. Kompela, işte gidiyorsun öbür takımın bayrak oyuncuları var. Her şehrin yemek kültürü, tutkusu ve oyuncuları bayrak oyuncularıyla farklılaşıyor. Şimdi hepsi birbirine benziyor. Kayseri, Antep, Konya hepsi birbirine benziyor. Böylelik olur mu diye düşünüyorum. Ya bak bir Ali Nazik dedin, nerelere geldik şefim. Ya aynen öyle abi. Hocam sen... Bir de baklava desem ne olur belli değil. Antep programı çekeriz. Antep programı buradan Gaziantep. Ali Naci ben... Fenerbahçe Gaziantep FK maçıyla Arsenal Tottenham maçını böyle yan yana izledim. Ya yani genellikle o tarafa baktım. Oradaki olaylara takip ettim. Takır takır top oynayan adamlar. Seyirciyi de sevdim. Işığı da, tribünleri de sevdim. Öbür tarafta çok acayip şeyler. Neyse o güzel Gaziantep zihinlerimizde kalacaktır. Şefim ne diyorsun? Okan Buruk MasterChef oldu mu? Artık yani iki profesörün hani All Star yarışmaları yapıyorlar ya Survivor, All Star, MasterChef All Star. O All Star'ların arasında, iki profesörün arasında Okan Buruk inanılmaz bir iş çıkartıyor. Yani Şenol Güneş'in de Jorge Jesus'un da arkada gölgede bıraktı iki profesör de çok açık bir şekilde. İyi, iyi bir kadroyla efsane olma yolunda ilerliyor Okan Buruk çok net bir şekilde. Zaten efsane ya. Ama ben buna çok kızıyorum ha. Teknik adam Okan olarak. Buruk efsane abi. Teknik adam UEFA olarak. UEFA Kupası kaldırmış kaç futbolcu var. Teknik adam Türkiye'de. Olarak Fatih Terim'den başka Galatasaray'da yerli hoca efsane olan hadi belki bir Mustafa Denizli'yi sayarsın. Yani dönemin ruhuna uygun olarak tabii. Başka ki. Yok. Bence 3 Okan Buruk geliyor. Yani Derval de şeydir. Hayır hayır yerli teknik adam olarak diyorum ben. Ha. Yabancı değil yerli olarak. Ama çok ayrı iş çıkartıyor. Son kaç 18 yılın en yüksek puanı toplayan teknik adam olmuş Galatasaray'da. Öyle mi o? Artı yani 3 derbi oynadı, 3'ünü kazandı. Bir de çok üzerine koyarak gidiyor. Yani ligin başında tartışılan Okan Buruk işte 4 büyük takımla oynadı. Yani Başakşehir'de artık o kategoriye koyuyoruz şampiyon olduğu için. Yani 3 galibiyet. Bir beraberlik ki Trabzon beraberliği ortadaydı. Yani Galatasaray'ın üstün olduğu bir maçtı. Okan Buruk bile sezon başı bence bu kadar iyisini niye bu kadar iyi düşünmemiştir diye düşünüyorum. Neden bu kadar iyi? Nedir çünkü yani? Artık Galatasaray... Alameti farikası. Bence, alameti farikası. Ya oyuncularla konuştuğumuzda şöyle bir şey. Ya yıldızlarla dolu bir takımı yönetmek sen de bilirsin Okay abi daha zordur. Ya egolu adamlar. Ya bu adamlara karşı bir şeyleri dikte etmek, yaptırabilmek çok zor bir olay. Ama futbolcularla konuştuğunda şunu söylüyorlar. Okan Buruk'u bir teknik adam değil, bir abi gibi sevdik. Neden? İnsancıl yaklaşımları, futbolculara tavırları, işte Torreira'nın babaannesi derbi haftası ölüyor. Çat izin veriyor, bakmıyor maça, programa. Bence herkes verir. Ya Şenol Güneş Terim de verir. Abi, yani onu bir şey olarak görmüyorum ben. Icardi'ye karısıyla sorun yaşıyor diye Arjantin'e yolluyor abi 5 gün. Git kafanı topla gel. Bence herkes vermez buna. Bu arada Icardi ile Vandana'ya karşılıklı dairelerde oturuyorlarmış İstanbul'da.
Vallahi dedikodu yapalım. Otursun da Icardi böyle devam etsin abi. Bu şekilde ayrı yaşıyorlarmış. Demek iyi gelmiş. Aynı rezidansta karşılıklı. İyi gelmiş demek ki. Zaten Wanda'dan bir kurtulsa Icardi bence şu anda ya Benzema'nın aldığı Ballon d'Or'u alabilirdi Icardi. O klasta bir oyuncu. Çok açık bir şekilde. Ve ama Icardi'nin şu anki aşkı sarı kırmızı ya. Dün bir paylaşım yapmış gördün mü? Yani 9.2 milyon takipçisi var Icardi'nin. Son paylaşımların tamamı Galatasaray zaten. Herhalde. İstanbul sarı kırmızı demiş. Koymuş. Biliyorsun burada Galatasaray'da tebrik etmek lazım. Futbolda 3 ayrı kategoride Galatasaray ezeli rakibini yendi Fenerbahçe'yi. Kadın futbol, U19 ve geçen haftaki derbi. 3 maçın skorunu koymuş. Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler. İstanbul sarı kırmızı yazmış. Ya çok farklı bir oyuncu. Yani hem oynuyor hem oynatıyor. Mesela Hatay maçının ilk yarısında 3 gol var. Adamın golü yok ama kesişen küme Icardi abi. 3 golde de o var. Ya müthiş bir adam. Bir de oyundan çıkarken kızdı, sinirlendi. İnsanlar hani tepki mi gösteriyor, problem mi var vesaire falan dediler. Onu da söyleyeyim. Konuştum takımdakilerle. Labaliliğe kızmış. Yani 3-0 olduktan sonra yaptığı koşularda istediği pasları alamadığı için biraz tepki göstermiş arkadaşlarına. Sahada olduğu zaman gerçek bir disiplinli oyuncu. Ama saha dışında biraz Vandanara belli ki kafayı karıştırıyor. Saha içindeki hizmeti yeterli bir kulübe zaten. Ne? Sezon sonu gider mi? Sezon sonu yani gider. Çünkü sürekli değerleniyor dikkat edersen. Yani tutkulu ve gerçekten yaşayan bir arkadaş Icardi. İnşallah İstanbul'a da aşık olmuştur. Başka türlü tutamazsın abi. Vegas da çok yani aşık olmuş İstanbul'a da. 25 milyon euro opsiyon maddesi koydurmak istedi Paris Saint-Germain. Sezon başı kiralanırken Galatasaray dedi ki teşekkürler hiç koymayın o maddeyi dedi. Şimdi ne kadar ister? Bir de şimdi sadece Paris Saint-Germain ödeyeceğin bonservis değil. Icardi şu anda 9 milyon euro maaş alıyor. Yani bonservis kısmının dışında alacağı ücret de önemli. Yani Icardi'yi sen Galatasaray'da kaç paraya oynatabilirsin? En az 6 yıl. Ben anladım cevabımı. Yani zor biraz. Seneye yok. Zor, iddialı bir hayal. Ancak Icardi gibi bir futbolcu belki bunu göze alır, gözünü karartıp ya peki ben burada yaşamak istiyorum deyip. Yoksa Weghorst gibi mantıklı düşünen her insan Manchester United'dan teklif gelince hadi bay bay deyip peşinden uzar. Tabii Icardi Weghorst'tan çok özel, daha önde bir oyuncu. Çok 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 özel bir oyuncu. O. Ben şöyle söylüyorum abi. Sen daha iyi biliyorsun. Sözünü kestim. Bence Galatasaray'a gelmiş geçmiş en büyük golcü. Çok iddialı ama bence Galatasaray... Yani Drogba'dan sonra diyelim. Yok abi Drogba'dan... Drogba'dan sonra Ali Naci! Yok abi Drogba'dan daha iyi. Yanlış mıyım Burak? Yanlış. Drogba 1. Drogba 1 evet. Ya... Abi patron öyle söylüyor lütfen. Ya ne gibi açıdan? Hayır, golcülük hayır. Konusunda bence abi, Drogba'dan Drogba daha iyi. Drogba başka bir adam. Bir kere Galatasaray'a katkı anlamında Drogba'dan daha iyi şu anda da. Bak bu işi kavgaya dönüştüm. Tamam mutlaka öyledir ya. Abi 3 derbide gol atan bir adamdan bahsediyorsunuz ya, yapmayın Drogba ya. Drogba çok büyük futbolcuydu. Peki. Icardi kötüdür demiyorum. Peki. Sustum. Ya her zaman her bir dönemin ruhu vardır. O dönemin ruhu. Drogba'ydı ya yani Chelsea falan acayip şeyler yaptı. Şu var. Ben Galatasaray'ı izlerken şunu görüyorum. Mata'nın, Icardi'nin, Mertens'in geçmişte İşte Drogba'nın, Snyder'in, şunun, bunun. Yani bir katalog oluşmuş. Tabii Ali Samiye'nin duvarlarında. Katalogda hep bilinen isimler var. Gelen, bunların geçtiği yolda ben de varım. Demek ki bu katalog sağlam bir katalog diyor. Bu Icardi giderse de Icardi seviyesinde birinin buraya gelme ihtimalinin hep yüksek olduğunu gösteriyor. Evet. Dolayısıyla Galatasaray o kültürü yaratıyor. Bu çok daha değerli bana kalırsa. Çok çok daha değerli. Yani maçla ilgili ne konuşuruz bilmiyorum ama ben Torreira'nın orta sahayı tamamen kontrol altına aldığını, ön taraftaki adamların rahat rahat oynaması için beyler ben burada gözcüyüm dediğini, bu iş layıkıyla yaptığını, Nelson'un inanılmaz konsantrasyonla en ufak bir topa bile sanki Dünya Kupası finalinde hata yapmamak için müdahale eder kıvamda dokunduğunu gördüm. İkisinden çok etkilendim. Çok çok iyi. Abdülkerim pas geçme abi. Kimi? Abdülkerim'i.
Ya zaten bir çok formda bence. Bir ustanın yanında başka bir yere evrilirsin yani. Markao'yu unuttu ya Galatasaraylılar Abdülkerim sayesinde. Markao diye bir futbolcu olduğunu unuttu Galatasaray. Ha bir de Markao var. Unutuldu gitti abi. Abdülkerim bunu unutturdu. Futbol böyle. Çok büyük başarı bence. Futbol böyle bir oyundur ama iyi bir çevrenin içerisinde yürüsün. Dolayısıyla Galatasaray iyi bir şey. Yani bunları methederken de tribünleri eleştirmek istiyorum. Yani Volkan Demirel'e ağız dolusu hakaret etmek şık değil. Katılıyorum. Neden hoş katılıyorum? Değil. Hiç yakışmadı. Yani Volkan yakışmadı. Demirel şöyle söyleyeyim. Futbolculuğu döneminde sevmeyebilirsin. Rakip kulüp taraftarı tarafından antipatik bulunan bir isimdi. Olabilir. Ama futbolu bıraktıktan sonra yayıncı kuruluştaki yorumculuk süreci vesaire ondan sonra birçok yakın dostumla çok samimi oldu. Hepsi Volkan Demirel'e 10 üzerinden 10 veriyor. Yani o gözüken futbolcu Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel özel hayatındaki Volkan Demirel değildi. Yani bence de yani yapılan doğru değildi. İyi bir teknik adam bence. Çünkü Hatayspor bana göre bu ligin en zayıf halkası. Küme düşmeye aday takımlardan bir tanesi ki transfer yasağı da aldılar. Volkan Demirel tutabilirse tutar. Yoksa düşer bence Hatay. Ya, kötü bir takım zaten. Şimdi Volkan Demirel'le ben de tanıştım. Çok düzgün. Emre Belezoğlu keza öyle. İşte Fatih Hoca öyle. Hepsi çok iyi. Hepsi çok iyi insanlar. English Game diye bir dizi vardı. Pandemi döneminde yayınlandı hatırlıyorsun. İngiltere'de futbolun, FA'in kurulmasına öncülük eden Kinnear var. Kinnear'la eşi bir sahnede konuşuyorlar. Tabii hani o kadar çok egoları var ki bunların. Kolej mezunu bunlar. Eton Kolej'den geliyorlar. İngiltere'nin en köklü kolejinden geliyorlar. FA'yı kurmuşlar. İşte işçi sınıfıyla muhatap değiller. Havalılar, zenginler falan filan. Victoria döneminin yükselen yıldızı bunlar. Eşi, ama adam iyi özünde. Çizilen portreyi. Eşi bir sahnede ona diyor ki sen aslında iyi bir insansın ama futbol içindeki kötüyü ortaya çıkarıyor diyor. Futbol sahası insanların içerisinde kötüyü ortaya çıkarıyor. Ama kötü insan oldukları için değil. Sana öyle bir baskılıyorlar ki kazanma konusunda. Doğru. Volkan'ı da, Emre'yi de, Ahmet'i de, Mehmet'i de tanınmaz hale getiriyor. Doğru. O yüzden o iş bittikten sonra saygı duymak zorundayız. Yani onu yakıştıramadım ama Galatasaray'ın oyunu çok iyi. Ben çok iddialı konuşmayı sevmiyorum çünkü bir yerde patlıyorsun. Futbol böyle bir oyun ama şu takım yetenekli bir takım. Yani yetenek havuzu çok geniş. Yetenekli ve karakterli bak. Şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Yetenekli. İçi boş geliyordu. Hani her transfer döneminde masal anlatırlar ya. Lafontaine geliyordu bana ama gerçekten doluymuş. Mesela Okan Hoca ve Erden Timur şöyle bir şey söylemişti. Bir danışmanlık şirketiyle çalışıyoruz. Oyuncuları izliyorlar. Transfer etmek istediğimiz oyuncularla alakalı karakter analizlerini de bize iletiyorlar. Ve ona göre transfer yapıyoruz. İyi oyuncu olmasının yanı sıra karakterli ve iyi insanlar transfer ettik demişlerdi. Ben bunu Galatasaray'da çok açık bir şekilde görüyorum. Neden? İyi futbol oynamalarının ötesinde gerçekten bütün takımı sahiplenen yıldızlar topluluğu var. İşte Icardi'si kenarda oturuyor, Gomis'i oturuyor, Oliveira'sı oturuyor, ne bileyim Torreira'sı oturuyor. Ama yedek kulübesinde oturduğu için küsen, tavır yapan, ne bileyim Okan Buruk'a res çeken bir futbolcu profili şu ana kadar Galatasaray'da görmedik. Yok. Ve gerçekten de takımı sahiplenmiş gözüküyorlar. Bence Galatasaray'ın fikstür avantajı da var. Eğer ki şu Ocak ayında herhangi bir ayrılık krizi ortaya çıkmazsa, sezon başında Markan'ın yaptığı gibi res çekip ben gitmek istiyorum diyen olmazsa... Pişmandır şimdi. Net. Zaten Sevilla'nın oynadığı maçların %80'inde sakattı marka. Sevilla küme düşme potasında. Ah keşke diye izliyordur bence Galatasaray'ın maçlarını da. Ben Galatasaray böyle bir kriz yaşamazsa Nelson Torreira Boa üçlüsünden şampiyonu götürür diye düşünüyorum. Oyuncuların bir de şu var karakterden de. Karakter konularını bilmiyorum. Abi CV'imde Galatasaray var. Ciddiye alıyorlar o CV'yi. Tabii. Yani yani yıllarca Galatasaray'da o kültürü oluşturmuş. Teknik adam, Avrupa, şu, bu, neyse işte alt alta yaz. O kültür oluşmuş yani. CV'inde orada çalışmak var. Abi şöyle... O CV'ye güveniyorsun yani. İşin para tarafı da başka. Hayat böyledir. Medyada da biz bu tercihler yaparız. CV'imde burası bulunsun. Yani burası değerli.
yani başka bir yerdeki paradansa buradaki CV. Ben Galatasaray'da işte sosyal medya paylaşımına bakalım. Drogba, Melo, Snyder paylaşım yapıyor. Diyor ki altı dolu buranın diyor. Öteki de altı dolu olduğu için buraya. Icardi'nin buna hizmetine, tabii, tabii. Hizmetine biliyor musun? Başka bir Icardi'nin gelmesini sağlayacak. Tabii tabii net. Ya şöyle bir şey işte dedim ya Galatasaray'ın ve İstanbul'un yeni aşığı Icardi oldu abi. Melo, Snyder, Drogba, Elmander, Mancini, Rijkaard. Ya bunların hepsi Galatasaray'da oynamanın ötesinde yani Galatasaray'a kendilerine ait hissedip ayrıldıktan sonra da Galatasaray'a hizmet ettiler. Şimdi de yani diyor ki, adam diyor ki kardım ben Galatasaray'ın hocasıydım, Galatasaray'ın hocasıydım diyor. Geçen hafta Atletico Madrid Barcelona maçında Arda Turan'ı karşıladılar. Ödüllendirdiler, alkışlar, kıyametler, Griezmann'la sarıldı, babana haber dedi, Simeone ile bir araya geldi. Bu da Galatasaray'a yazar. Yani Arda Turan'ı da Galatasaray ürünü olarak görüyorlar. Yani kültür böyle oluşturuluyor. Tabii, tabii. Bu zaman içerisinde oluşuyor. O yüzden Galatasaray bir adım önde. Evet. Ama biraz... aynı tavrı, bence aynı büyüklüğü, o yakışan tabloyu Galatasaray'ın da Arda'ya yapması lazım. Galatasaray yakışan budur. Ha, o tarafını Galatasaray ile Arda Turan'ın kendi yuvası tarafından da onore edilmesi gerekiyor. O tarafını bilemiyorum ama Türkiye'de biliyorsun bizim çocuk muamelesi görüyorsun. Ben sadece Arda için şuna kızgınım. Abi git orada yaşa ya. Yani Nihat'a da aynı şeyi düşünmüştüm Nihat Kahveci'ye. Orada yaşayın yani. Bir ara çalıştı orada, hocalık falan da yaptı ama ya bu ülke çok eğlenceli. Kaos var, muhabbet var, gırgır var, şamata var filan. Alışıyorsun galiba abi. Yani ben sıkıcı geliyor. Hani sıkıcı geliyor oralar. Kabul etmemiz lazım. O kültürle yorulmak lazım. Şimdi Fenerbahçe'ye konuyu getirmek istiyorum. Abi hani ikinci sezon yani bir dizi var. İzliyorsun. Birinci sezon süper. Aa şahane diyorsun. İkinci sezon başlıyor. İlerlemiyor. Hayal kırıklığı. Evet. İkinci sezon çok kötü. Yani Jorge Jesus'un Jorge Jesus'tan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Net. Net. Kafa karışık. Sonra diyorum ki vicdanını eline koy. Ya bu takım o kadar çok top oynadı ki Avrupa Türkiye yoruldu ve bu kaldıramıyor. Fiziksel olarak düşüşlerini öyle yorumluyorum. Sonra da diyorum ki hoca büyük takımlar zaten böyle oynar dediğine göre kendini bağladı diyorum. Bir sürü çıkamıyorum işin içerisinden ama Antep maçında da Fenerbahçe maçında da gördüğüm geçen hafta da aynı şekilde şu. Yani oyuncuların yetenek havuzu dar. Çok yetenekli oyuncular değiller. Görev insanları ama hani Fenerbahçe'de ya Mert Hakan Yandaş yanındaki adama pas veremiyordu. Yani diyeceksiniz ki Mert'i taktınız mı? Hayır takmadım. Mutlaka şahane pırıl pırıl bir çocuktur. Hani agresyonunu bir tarafa koyarsak geçen hafta hakem ol demiştim ona. Bayağı bir tepki gelmiş. Yani hocam değiştir ya. Yani sen Jorge Jesus'sun yani. Yani Okan Buruk bu ülkede bu sene şunu gösterdi. Hiç oyalanmaya gerek yok. Tak değiştir, tak değiştir. Şenol Güneş tak değiştir yapıyor. Geldiği ilk maç, kupa Mert maçında aldı. Tak diye değiştirdi. Direkt kaleciyi değiştirdi. Direkt kaleciyi değiştirdi. Yani çok bakıyorsun hocam yani Twitter'da yazılanların yanından birisi söylese ona iyi olur. Bir yardımcıya ihtiyacı var galiba. Yanında sağlam bir yardımcıya ihtiyacı yardımcı lazım da. Ben açıkçası Mert Hakan tercihine değil ya da Mert Hakan'ın oynadığı futbola değil de Jesus'ta bir Crespo hayranlığı var galiba ya. Dün bence sahanın en kötüsü Fenerbahçe adına Crespo'ydu abi. Yani o kadar çok oynattı ki bir de yani adamın zaten evet iyi futbolcu, görev adamı, takım oyuncusu ama yorulmuş. Yani Fenerbahçe'ye de Jesus'a da zarar veriyor şu an Crespo'nun bence performansı. Sahanın en kötüsüydü. Bir de yani Gaziantep o kadar sorunla boğuşurken sağ dışında ya ben böyle bir futbol ortaya koymalarını hiç beklemiyordum. Fenerbahçe kazanmış olsa dahi bunu söylemek lazım. İlk 45 dakikada Antep'in net 5 gollük pozisyonu var. Bir de net Altay'ın çıkardığı top var. Altay'a da bana göre Fenerbahçe taraftarı, camiası, yönetimi çok büyük haksızlık ediyorlar. Eğer ki o çocuğun koluna Fenerbahçe takım kaptanlığı bandını verdiyseniz ona göre davranacaksınız. Protestoları demiyorum. Sezon başında siz takım kaptanının sözleşmesini uzatmalıydınız. Gelmişiz Ocak ayına, Ocak bitiyor. 6 ay seneye kalacak mı kalmayacak mı daha belli değil. Bu çocuk takımın kaptanı ve bir numaralı kalecisi. Yani ben o 6 ayın düşüş gösterdiği performansta da Fenerbahçe yönetiminin hatalarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü geleceğini netleştirmeyen her insan bir soru işaretiyle oynar. Altay'a o güveni hem kontrat olarak
hem de tavır olarak Fenerbahçe'nin göstermesi gerekiyordu. Ben geçen gün bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Altay'ın aldığı ücreti söyledi hala. Hmm. Tabii ki bizler için çok iyi paralar ama futbol... Kendi adına konuş kardeşim. Ha. Okay abi. Evet. Haksız mıyım Burak? Peki sayın patronum, pardon. şöyle, futbol dünyası içinde çok mütevazi bir rakam alıyor Altay. Evet, evet, çok iyi. Yani sen kaptanlık bandını veriyorsan ona göre de her anlamda, her yerde, her masada onur etmen lazım kaptanını. Bence burada hata yapmış Fenerbahçe yönetimi deyip Arda Güler'e geçeyim mi? Bu çocuğun ne yapması lazım oynamak için? Yurt dışına gitmesi lazım. Efendilik var. Yetenek var. Çok acayip yetenekli çocuk. Yani daha ne yapacak? Bir şey olacak. Ve performans da var. Babası gibi geliyorum. Böyle duruyorum, aman aman bir şey olmasın diye. Yani herhalde Jesus da Crespo hayranlığı kadar Arda Güler fobisi mi var? Ben anlamıyorum. Ya hiç kimsenin böyle bilmediği bir hani şeyi yapıyormuş havaları almaya başladım. Yani Jesus'la olumsuz bir şey söylemek istemem. Onlar çok önemli mesailer verdiler bu işler için ama abi Mert Hakan yanına pas veremezken onu hala oyunda tutuyorsun ve adamı son 20 dakikada oyuna alıyorsun. Oyuna girer girmez çöz diyor ki hoca. İşte Rossi çok acayip oynadı girdi. 6 ayda kurtardı diyor. Bir teknik adam kaleciyi övüyorsa durum iyi değildir. Zaten iyi değildi. Markovic Fenerbahçe'de çat diye oynar. Sagal Fenerbahçe'de çat diye oynar. Figueroa da oynar. Yani Fenerbahçe deseler ki hocam bu üçünü alıp sen ilk 11'e koyar mısın deseler kimse itiraz edeceğini zannetmiyorum. Muadili bir şey yok ortada. Muadili yok. Kim, bir ikram gol geldi. İkram yani. Tabii canım. Her Ertuğrul'un talihsiz dokunması Valencia'ya girdi araya bitirdi iş. Bu ikram. İkinci gol de Arda'dan sonra çözüldü. Tabii. Zaten 10 kişi de kalmıştı. Yani Arda olunca orada, İlk Hacı olunca orada, Alex olunca, abi Sergen de, olunca başka bir şey yaparsın. Bir şey, farklı düşünüyor, çok geniş görüyor. İsabetsiz pası yok. Her oynattığında performans sürpriz almışsın bu oyuncudan. Fakat oynatmıyorsun. Yani özeti budur kardeş. İyi niyet görmüyorum bu kararda ya. Ya bak iddia ediyorum abi, Arda ayarında bir topçu değil Fenerbahçe, Türkiye'de yok ya. Neden oynatmıyorsun bunu? Fenerbahçe'yi geçtim abi, hiç Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, ya Süper Lig'de böyle bir yerli futbolcu yok. Yok yani. Yani ya her genç Arda oyuna girdiğinde heyecanlanıyor. Benim çocuğum Galatasaraylı oğlum, 12 yaşında. Ya Arda oyuna girdi, adam bir anda yani onun gol atmasını, asist yapmasını, bir şeyler ortaya koymasını için heyecanlandı maç sırasında. Ya bu çocukların heyecanını da öldürüyorlar. Bu kuşak kendilerine yakın olanları seviyor. Evet. Yani Fenerbahçe Arda'yı iyi kullanırsa taraftar sayısında onlara okulda çocuklar Arda Güler'i konuştukça tabii Fenerbahçeli olur, Galatasaraylı. Biliyorsun ilkokulda çocuk gruba göre bir Fenerli olur, bir Galatasaraylı olur, bir Beşiktaşlı olur, döner en sonunda bir yerde durur. Fenerbahçeli yaparsın. İyi kullanmıyorlar Arda'yı. Fenerbahçeli çok yaparsın. Mert. Ben çocukluğumda Cemil Turan'ın hayranıydım. Hep gol atıyordu, hep Cemil'i anlatıyorlardı. Cemil Turan'ın hayranıydım. Çünkü Cemil Turan da anlatılan konu. Arda Güler de konuşabilir. Bilmiyorum, futbol aklıyla alakalı biraz baskıya ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin tribünlerinin, gruplarının birbirleriyle kavga etmesine gerek yok. Bence yönetim için ciddi rekabetin olması lazım. Yani geçen hafta konuşmuştuk. Ötelemeye gerek yok. Fenerbahçe'nin yetenekli oyunculara ihtiyacı var Ali Naci. Çok yetenekli oyunculara ihtiyacı var. Arda Güler, ya bir şey söyleyemiyorum. Çok acayip Fenerbahçe'nin durumu ya. Çok acayip abi. Abi tahtaya ilk yazılacak adam ya. Geçen gün net. Geçen gün bir şey bakıyordum. Allah bir dakika dedim, liste yaptım. Stoper listesi, gelenler listesi. Dedim ki ya birileri daha vardı. Aa, Adil Rami var dedim, onu da yazdım. Sonra bakayım Twitter'da bununla ilgili bir şey var mı diye bir araştırdım. Zaten daha önceden genç çocuklar bunu araştırmışlar. Ya şöyle bir liste var, stoper listesi. 15-20 kişi vardır. Ya tüm dünyanın bütün stoperleri gelmiş buraya. Abi herkes burayı bir tavaf etmiş ya. Ve doğru dürüst iki tane stoper yok. Salah yorulmuş bitmiş. Tabii canım. Mesela Abu Bakar boşta. Beşiktaşlar bana kızacaktır. Bir ay öncesinden bastır al. Golcü, adam golcü, pür golcü. Tabii canım. Eskiden Beşiktaş'ta oynamış Fenerbahçe. Bunları geçin abi. Pür golcüye ihtiyacınız var sizin. İşi bitirecek tık golcü. Cenk Tosun golcü mü? Golcü. Tak atar mı? Haksızlık yapar. Burak Yılmaz golcü mü? Golcü. Al Fenerbahçe'ye Burak Yılmaz'ı, rengi değişir. Yani Burak Yılmaz'ın menajeri falan değilim. İşte eskiden şöyleydi böyleydi. Bırakın bunu abi. Kim olursa olsun tak atar. Sorun bu. Batshuayi meselesi.
Ya Beşiktaş'ta da böyle iyi başladı. Adam poposuyla gol atıyor falan diye yapıyorlardı. Sonra durdu. Yok. Hedef sonuç ilişkisinde hedef santrfor değil. Değil. Yapamıyor. İyi oynayan bir takımın bitiricisi olmuyor. Değiştiremiyor kaderini. Daha doğrusu, takımı liderlik bence edemiyor takımı. Evet. Başrolü kaldıramıyor. Olmuyor. Başrol, kendi çapında bir çocuk. Başrolü kaldıramıyor. Ya diyorsun ya Icardi bozuldu lan versenize pası birader. Ha, başlarım yapacağınız dedi gitti. Liderlik böyle bir şeydir zaten. Aynen öyle. Lider deyince Şenol Güneş'ten de biraz bahsedelim. Bir dakika Fenerbahçe'de şöyle bir şeye girmek istiyorum. Galatasaray'la alakalı. Şimdi golcü dedin. Hacı Wright'ı istiyor Fenerbahçe. Ha, evet. Ama biliyorsun artık bitmiş diyorlar. Sayın Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra bir gelenek haline geldi. Galatasaray'ın istediği futbolculara talip olması Fenerbahçe'nin. Evet. Hacı Wright'ı da Galatasaray istedi. Daha sonra Fenerbahçe devreye girdi. Antalyaspor'un istediği rakamı görünce Galatasaray teşekkürler dedi, beklemeye geçti. Ya bunu ben kulübü istemiş Antalyaspor. Ben bir tane tweet de attım onunla ilgili. Şu kadar para, şu şu şunu isteriz, bunu kiralık isteriz, bunu isteriz. Bir de 7 kilo baklava isterize gelmiş iş. 10 milyon euro istiyorlar ama ben yani neden hep aynı oyuncuya gidiyorlar? Ya yani şimdi Vedat Muriç Galatasaray istedi, Fenerbahçe aldı. Tebrik ediyorum. Mert Hakan Yandaş Galatasaray istedi, Fenerbahçe aldı. Tebrik ediyorum. João Pedro Galatasaray istedi, Fenerbahçe aldı. Yine tebrik ediyorum. İrfan Can Kahveci Galatasaray istedi, Fenerbahçe aldı. Ya bunu, Onyekuru'yu almak istediler. Bunun örneklerini olmadı. Çok yaşadık. Rodriguez'i aldılar, Buruma'yı aldılar, Emre Mor'u aldılar. Yani niye? Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, niye? Say say bak. Ya niye bunu yani bitmez. Ya yani Sayın Ali Koç döneminde bence yanlış bir strateji var burada. Yani yine tepki gösterecekler ama yanlış. Ya yok tepki. Ya insanların tepki göstermesini anlayabiliyorum. Ya insanlar hakikaten kötü niyetin olmaması, olmadığını düşünmeleri lazım. Yani çok net ortada. Yani bir sürü stoper gelmiş. Yok, en iyisi gitmiş işte. Bakıyorsun ister istemez Emre Mor'lar geliyorlar, Buruma'lar gibi. Buruma yok, oynamıyor bile. Yani Galatasaray'ın daha önce oynattığı oyuncuları alıyoruz. Fenerbahçe'de var mı Galatasaray? Fenerbahçeli var mı Galatasaray'da? Yok, sıfır. Sıfır değil mi? Sıfır. Sıfır. Ya bilmiyorum. Bir garip yani. Başka bir yerden beslenmek gerekiyor bazen. Bu kafayı biraz değiştirmek gerekiyor. Yani bir rakip olmak gerekiyor. Hep aynı adam. Türk futbolu için de aynı şey. Batshuayi dönüyor. O gidiyor oraya geliyor. Abubakar Talisca'yı alır mıyız acaba dönüyor. Ya değiştirin biraz havuz abi. Aynı. Kaan Ayhan çıkmadı hala ortaya. Kaan Ayhan söylentileri yok. Var mı sende? Var söyle. Yok abi yok. İlk veren biz olalım. Kaan Ayhan mesela değil mi? Beşiktaş'ın ihtiyacı var Galatasaray'ın. Geliyor yalnız. O dönem geliyor şimdi. Ya, Kaan Ocak... Ayhancılar hazır mısınız Kaan Ayhancılar? Kaan Ayhan. Bir türlü gelemedi yalnız. Dolayısıyla Fenerbahçe ile ilgili doğru bir yere geldik Hacı Wright üzerinden. Bir de Hacı Wright ne yaptı merak ediyorum. İyi futbolcu tamam. İyi futbolcu. 24 yaşında. Ersun Hoca onu oraya getirdi. Plan yani iyi bir şey yaptı, etti, eyledi. Hacı Wright da bu paralar değil. Ya Ali Naci, Enes Ünal bir gol attı. Öyle böyle değil. Muhteşem. Enes Ünal daha 25 yaşında. Kim konuşuyor diyorsun? Ya hiç kimse konuşmuyor. Düzgün bir aile hayatı var. Tabii, çok karakterli çok bir çocuk. Çok profesyonel ve İspanya'da inanılmaz. İspanyol gibi yaşıyor. Belçika'da Belçikalı gibi yaşıyor. Hollanda'da Hollanda gibi yaşıyor. Ve daha 25 yaşında. Gelmesin. Gelmesin değil mi? Bozarız. Gelme. Onu da bozarız. Gelmesin. Gelmesin. Yani. Düşünsene bu ülkenin gelecek büyük golcülerinden birisi hala da bence büyük golcü Enes Ünal'la Türkiye'nin yine büyük golcülerinden birisi Burak Yılmaz yurt dışında oynuyorlar ve takır takır iş yapıyorlar. Tabii. Evet. Biz de burada Hacı Wright'ı tartışıyoruz. Derken Beşiktaş. Abubakar gelirse Beşiktaş ne haber? Aynen. Abi bence Weghorst'un ayrılığı sonrası Beşiktaş'ı win-win yapacak. Kâra geçirecek. Yönetimi artıya geçirecek. Taraftarı kitleyecek. Şenol Güneş'i mutlu edecek tek formül Abubakar. Yani taraftarı kazanırsın, yönetim rahatlar, Şenol Güneş mutlu olur, Rozier'i oynatır, ne bileyim Cenk'i coşturur. Çünkü Beşiktaş'ı biliyor. Yani biçilmiş kaftan. Tabii. Yani öyle 200, 300, 400 bakmayacaksın abi. Alacaksın Abubakar'ı, bitti. Yok, başka çıkışın yok çünkü. Weghorst gibi bir golcüyü kaybettin. Kimi alsan eksi yazar tribünde taraftarda. Bence başka çıkışı yok. Evet. Weghorst'tan daha faydalı olacağını düşünüyorum. Weghorst havalıydı ama. Weghorst. Yok abi, Abubakar. Şampiyon yapar. Abubakar senin az önce evet. Bahsettiğin gibi. Ya ben bir hata yaptığı gol var. Durup dururken yayın 7-8 metre gerisinden döndü. Bum vurdu gol oldu. Oyunu çözdü. Tabii canım. Yani çok yetenekli. Değiştirir ama takviyeye yok, de ihtiyaç var. Yok satmış şimdi şey diyorlar işte Beşiktaş'ı satmış.
İşte ne bileyim oynamamış, Sergen Yalçın ifşa etti, hala ona gidiyor. Abi geçmiş geçmişte kaldı. İyi futbolcu mu? İyi futbolcu. Gözünü kapat al, boş ver. Yani adam da ya, kendini düşünecek ya, abi. Herkes kendini düşünür. Ya, tabii, empati yapacaksın abi. Attı, eskiden Galatasaray'da oynadı, Fenerbahçe'de oynadı falan, bunları geçmek lazım. Aynen öyle. Yani işi doğru düzgün yapmak zorundasın. Teşekkür. Yine de güzel şeyler köstebek çıkar. Köstebek var mı abi? Köstebek var evet. Var mı? Ya, çok acayip değil mi ya? Ya ben bu köstebek dönemlerinden, söylemlerinden çok rahatsız oluyorum. Ama zamanında Fatih Hoca da yaptı, Galatasaray yaptı. Ne bileyim her kulüpte oluyor. Ya ne köstebeği ya. Galatasaray muhabirlerinin hepsinin abi. Köstebek olduğunu biliyorum. Fenerbahçe muhabirlerinin hepsinin köstebeği. Ya Beşiktaş muhabirlerinin abi. De hepsinin köstebeği. Yani yıllardan beri 40 küsur yıldır takip ediyorum. Herkes köstebektir. İlk medyaya girdiğimde tabii TRT'de çalışıyorum. İstanbul'a maça falan geliyorum. Tabii gazeteci arkadaşlarla karşılaşıyorum. Yani o zaman büyük gazetelerin muhabirleri falan baba adamlar. Kafamda öyle oluşmuş ki hepsine köstebek gözüyle bakıyorum. Hiç alakası yok abi, ekmek pişti koşan adamlar. Ha, birisi birine diyordur ya bak bizde böyle oluyor diyordur. Haber yapıyordur ayrı. Zaten haber öyle yapılıyor. Hayır yani şimdi... Abi kulüp başkanı medya patronuna şunu alıyoruz diye haber veriyor. O da arayıp baba bunu alıyorlar diyorlardı. O köstebek değil miydi mesela? Patron patrona haber veriyordu ya. Ya inanılır gibi değil. Hayır Trabzonspor'un bu başarısızlığı, bu tablosunda köstebeğin katkısı yüzde kaçtı ya? Yoktur da orada hoca bir derlenmiş yani. Birileri bir şeyleri aktarıyor diye. Yani arkadan bir oyun çeviriyor olabilirler diyordur. Yani Abdullah Hoca'nın çıkışlarını önemserim. Hani bir şekilde ters gidiyor bazı şeyler. Yanlış giden bir şeyler var yaklaşımını önemserim. Ama ben köstebek yaklaşımını söylemini çok sağlıklı bulmuyorum. Hiçbir şey kazandırmaz, kaybettirir. İyi bir söylem değil. Bence. Yani Abdülkadir'i kazanıp takımı şampiyon yapan bir yapıcı karakterin burada negatif sonuçlar doğurduğuna inandığı bir köstebek söylemini dikkatlice dinlerim. Doğrudur. Yapmayın bunu. Bir game olayı varmış federasyonda. Bir toplanmışlar. Sen gittin mi? Oraya ben gazeteci arkadaşları gördüm. Aha o gemide ben de olsaydım dedim. Sonra... Dedin mi gerçekten? Ya orada güzel börek, çörek, çay servisi yapıyorlar Ali Naci. Riva'da bir tatlı yapıyorlar abi bak. İnanılmaz o oranın pastanesi. Pastanesi çok güzel. Pastanesi güzel. Onu... Riva'nın en güzel yeri pastanesi. Onu kaçırdığım için üzüldüm gerçekten. Bir takım konuşmalar yapılmış ama hani ben bile meselenin ne olduğunu anlayamadıysam hani girdim, search ettim şey üzerinde internette hiçbir şey bulamadım. Hani bir araya gelinmiş, konuşulmuş. Güzel PR çalışması olmuş yani. Hay konuştuk filan. Hani Türk futboluna katkısı. Senle biz biraz hani ikimiz bir şey yapalım. Türk futbolunu kurtarmak için bağımsız girişim hareketi diye ikimiz gelsek, bir iki arkadaşı çağırsak biz de konuştururuz Oka. Ulan Oka ile Ali Naci ne yapıyor baba bunlar kim abi diye daha çok haber yaparlar. Yemin Burak Hürriyet de manşete koyar onu. Bunlar ne yapıyor abi diye. Yani hiçbir şey yok. Yani börek çörek yediler çıktılar. Umarım sonuç. Ben yanılırım. Sonuç? 0-0. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Net Offside her hafta Offside'e düşmeye devam ediyor. Yayını beğenirseniz, yorum yaparsanız da seviniriz tabii. Kanala abone olmuşsunuzdur zaten. Hiç tekrarlamama gerek yok. Bir de o çana basarsanız biz video hazırlayıp gönderdikçe tak diye önünüze gelir. Vaktiniz varsa izlersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.